Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün hazırladığımız bu video biraz son dakika videosu. Çünkü Rusya'da, Sibirya'da, Novosibirsk kentinde bir Antonov 124 kaza kırımı meydana geldi. Kalkışta motor dağıtan uçak acil iniş için kısa bir süre sonra tekrar kalkış yaptığı meydana geldi. Ve e, muhtemelde yüksek hızlı veya farklı nedenlerden dolayı da duramayarak 200 metre pistin dışına çıktı. İsterseniz bugünkü videomuzda bu devasa 150 ton kargo taşıyabilen Antonov 124'ün başına gelen olayı birlikte inceleyelim. Çünkü bazı video çekimleri var. Ee, neler olmuş olabilir bunlarla ilgili elimizdeki ilk bilgilerle e, biraz bir bakmaya çalışalım bu kazaya. Ama tabii ki baştan da hatırlatmam gerekiyor. Sonuçta kaza kırım raporu henüz açıklanmış değil. Elimizde kısa kısa bilgiler var. Biraz uçağı tanıyalım, biraz da... Ee, motor niye havada parçalanıyor? Bu konuya bakalım ama tabi gerçekler e, önümüzdeki günlerde hazırlanacak. Önce ön rapor arkasından da havacılık otoriteleri tarafından hazırlanacak kaza raporu ile ortaya çıkacak. Dönem Antonov 124 uçakları, e, askeri kargo taşımak üzere tasarlanmış 4 motorlu devasa büyük kargo uçakları ve tabii ki e, Sovyetler Birliği döneminde ortaya çıkmış bu Antonov 124'ünde batıdaki rakibi Amerikalıların C-5 Galaxy veya C-141 Starlifter tipi ağır nakli uçakları. Hedef tabi 1980'li yıllarda yapılan bu tasarımda askeri birliklerin, askeri malzemenin ve bazen de askerlerin çok hızlı bir şekilde yarı hazırlanmış pislerdeki yerlere götürülmesi veya buradan alınması. Bu nedenle günümüz ordularında da bu devam ediyor. Gerçekten nakli uçakları bir ülke hava kuvvetlerinin çok stratejik bir gücü olmuş durumda. Antonov da bu amaçla ortaya çıkıp bir tasarım yapıyor. Bugünlerde Antonov şirketinin ana merkezi Kiev'de ve Ukrayna içerisinde kalmış. Rus hava kuvvetlerinde veya çeşitli şirketlerde de Antonov 124 uçakları hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılıyor. Hatırlayacağınız gibi Antonov 124'ün Türkiye bağlantısı, ee, en son geçtiğimiz yıl Türkiye'ye Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen S-400 hava savunma sisteminin parçalarını taşımıştı. Aynı zamanda da birkaç gün evvel evvelde 10 Kasım'da bir Antonov 124 Beyaz Rusya'da Minsk'ten havalanmış, Konya'ya inmiş ve ertesi gün 11 Kasım'da o uçak geri dönmüştü. Tabi ne taşıdı ne etti bununla ilgili çok fazla bilgimiz ne yazık ki yok. Antonov 124 dediğim gibi 4 jet motoruna sahip D18 tipi büyük çok güçlü motorları var ve 150 ton kargo kapasiteli uçağın burun bölümü açılabiliyor ve bu burun bölümüne kargolar çok hızlı uçağa yükleniyor veya boşaltılabiliyor. Bu uça, bu açıdan da Antonov 124'ler ayrı öneme sahip. İşte bir bakıyorsunuz Antonov 124'ler e, Lockheed Martin gibi bir Amerikan imalatçının en büyük parçalarını, işte uydularını, roket parçalarını veya havacılıkla ilgili parçalarını taşıyor. Veya bakıyorsunuz içinden Skorsky helikopterler iniyor. Bir bakıyorsunuz dünyanın çok farklı yerlerine örneğin, Petrol arama sondaj makineleri veya bazen bakıyorsunuz Türkiye'de de geçmişte geldi. Tramvay e, vagonlarını bile Antonov 124 ile e, taşınabiliyor. Bugün Ukrayna'da Antonov adıyla anılan bir hava yolu şirketi de var. Antonov Airlines e, sahip olduğu dünyanın en büyük kargo uçağı 6 motorlu ki Antonov 124'ün bir büyüğü ablası diyebiliriz. Antonov 225'e sahip. Dünyada zaten tek uçak bu. Biliyorsunuz ikincisini yapımı için de Türkiye'ye bir teklifte bulunmuştu. Ee, Antonov 124'leri var. Bir de Antonov'un en büyük, dünyanın en büyük pervane uçakları da bu şirketin portföyü içerisinde yer alıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde Seul'de Incheon Havalimanı'ndan Viyana'ya götürülecek büyük için... Rus Volga Dimper hava yollarının 124'ü kiralanmıştı. Bu uçak Seul'dan kalkıyor. Seul'dan kalktıktan sonra Novosibirsk Tolmachevo havalimanına iniyor. Geceyi orada geçiyor ekip ve daha sonra yakıt alarak Viyana'ya uçuşlarına devam edecekler ama uçak buradan kalkıştan birkaç dakika sonra 2 numaralı motorundaki paller parçalanıyor. Şimdi uçağa baktığınız zaman hani pilot oturdu kokpitte önünde düşünün. Sol tarafında sol taraftaki motor dış motor bir. Onun yanındaki iki gövdeye yakın. Sağ tarafındaki üç ve sağ en dıştaki de dört numaralı motor olarak adlandırılıyor. İki numaralı D18 motorunun Ön pallerinde bir parçalanma meydana geliyor. Ve bu pallerden bir tanesi de havalimanına ve yakındaki bir fabrikanın çatısına düşüyor. E, çatıyı tabii zarar verip maddi zarar e, yere saplanıyor. Bu parçalar da kaza kırım uzmanları tarafından toplanıyor. Tabii uçaktaki o motorun ön parçalanan bölümün arkasından pilotlar geri dönme kararı alıyor. Çünkü ilerlemek çok güç. 3 motora kalıyorsunuz uçak muhtemel kargo yükü ağır. Bu motordan yağ kaybı olabilir, yakıt kaybı olabilir. Acil bir durum e, meydana gelebilir. Zaten bu şekilde kokpitte pilotlar kararını alıyorlar ve geri dönüşle birlikte havalimanına bildiriyorlar. E, görüyorsunuz buradaki videolarda da uçak e, son yaklaşımına dönüyor. Kısa bir son yaklaşmayla pisti karşılıyor ve adeta piste yetişmek üzere belki de planlanandan daha hızlı bir şekilde irtifa kaybediyor. Daha yüksek de olabilir sürati. Geliyor inişini tamamladıktan sonra uçak ne yazık ki pist içinde duramıyor ve yaklaşık 200 metre pistin dışına çıkıyor. Gördüğünüz gibi e, tabii Sibirya'ya kış gelmiş durumda. E, arkasından da uçakta 14 kişilik mürettebat var. İşte kokpitte pilotlar var, uçuş mühendisleri, telsiz operatörleri var, yükleme uzmanları var. Bayağı kalabalık uçuyorlar Ruslar. 14 kişilik mürettebat yaralanmadan herhangi bir e, yara almadan uçağı terk ediyor ve tabii ki bu kazayla da ilgili bir soruşturma başlanıyor. Videonun başına dediğim gibi bir şeyler söylemek için henüz er, erken ama niye havada paller dağıtılıyor? Bir jet motorunun içinde farklı farklı aşamalarda paller bulunuyor. E, bu pallerin hava akımıyla birlikte çok yüksek hızlarla bu paller dönüyor ve bu pallerde e, yüksek alaşımlara, yüksek hızla dayanacak özel metal alaşımlar kullanılıyor. Ve gerçekten motorda bir uçağın en pahalı e, üzerindeki malzemesi denebilir. Bu motorda pallerin ayrılmasının nedenleri mekanik bir arıza olabilir, bir metal yorgunluğu olabilir veya motorun aşırı zorlanması olabilir veya bir sürü böyle nedenler ortaya çıkabilir ama biraz önce de belirttiğim gibi bu konuyla ilgili detaylar hazırlanacak, raporla ortaya çıkacak. Zaten fotoğraflardan görüyorsunuz uçağın motorun ön bölümü dağılmış Arkasından da işte uçakta e, pilotlar acil bir karar alarak, acil durum ilan ederek gelip inişlerini tamamlıyorlar. Malum Antonov 124'lerden askeri ve sivil olarak kullanılan çok sayıda uçak var. Bu uçak 1991 yılında imal edilmiş bir uçakmış. Otoriteler bu konuyla ilgili araştırmalar yaptıktan sonra bunun nedenini bulacaklar. Motorla ilgili belki bir modifikasyona gerek kalacak veya parçalar değişecek artık artık ne çıkarsa kaza raporu sonrasında. Ve bu olayda aydınlatılmış olacak. Biraz önce de belirttiğim gibi... Ukraynalı Antonov'un imalattığı Antonov 124'ler gerçekten çok özel uçaklar. 150 ton gibi inanılmaz bir kargo kapasitesine sahipler. Burun kısmı açılıyor, rahat kargo iniyor çıkıyor ve bu tür e, yüksek hacimli kargolar içinde dünyada talep gören bir uçak. Evet bugün elimizdeki görüntülerle kısa bir video hazırladık. Bu kaza neden olmuş olabilir? Bunlar hakkında fikir üretmeye çalıştık. Ee, ve biraz da Antonov 124'ü tanıdık. Bu arada e, bu uçağın da çok özel bir uçak olduğunu ve stratejik öneme sahip olduğunu belirttik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi videolarımızdan eksik etmeyin. Ve bildirimlerinizi de lütfen açın ki yeni video yüklediğimiz zaman e, sizlere hemen bilgi ulaşsın. Sorularınızı bize yorum yazarak veya info@tolgozbek.com adresine mail atarak iletebilirsiniz. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese iyi akşamlar ve sağlık dolu günler diliyorum.